Hemen bir başka bağlantı noktasına dönelim. Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu olan İstanbul Gençlik Oyunları ödül töreniyle taşlanıyor. Şimdi Ebrar Ak'a bağlanacağız. Detayları konuğu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile konuşacak. Ebrar, mutlu günler, kolay gelsin. Ben buradan sözü sana ve değerli konuğuna bırakıyorum. İstanbul Gençlik Oyunları adı altında gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonunda final heyecanı var Hande Koç Yiğit. Bizler de şu anda gerçekleştirilen o festivalin hemen içerisindeyiz. Dediğimiz gibi aslında Türkiye'nin en büyük gençlik festivallerinden, spor festivallerinden bir tanesi. Şunu söyleyelim ki Başakşehir Belediyesi tarafından başlatıldı bu organizasyon ve yüz binlerce öğrenciyi bir araya getirdi. Özellikle bu kapsamda turnuvalarda öğrenciler yarıştı ve işte bu turnuvada özellikle dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuşacaklar. Ve işte bu organizasyonun detaylarını konuşacağız. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'yla. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz hoş geldiniz Başakşehir'e, mutluluğun şehrine. Sağ olun efendim. Şimdi özellikle nasıl başladı bu İstanbul Gençlik Oyunları? Sizden dinleyelim efendim. Genç bir başkanın bu özel bir fikriydi. 2017'de başlangıcı Başakşehir'de 25 bin kişiyle başlayan serüven. Bu yıl İstanbul'da yaklaşık 25 ilçede 100 bin gençle devam etti. Bir sonraki yıl inşallah tüm İstanbul'da bu heyecan tüm İstanbul'u saracak. Hedefimiz bu rakamları 200 binli sayılara ulaştırıp bu heyecanı bütün gençlerin yaşamasını istiyoruz. Şimdi peki bu festivalin içerisinde daha doğrusu hangi turnuvalarda, hangi branşlar vardı? Öğrenciler neler yaptı? Şunu özellikle söyleyeyim, bu bir spor festivali değil, bu bir gençlik festivali. Çünkü içerisinde farklı farklı dallar var. Spor var, kültür var, sanat var, teknoloji var, bir de sosyal projeler var. O yüzden sadece bir spor festivali değil, bir gençlik festivali. En önemlisi de 8 ay boyunca sürmüş olması. 100 bin gençle 8 ay boyunca yarışıyorsunuz. Rekabet var, heyecan var, katılım var ve bu rekabetin oluşması için 100 bin gencin aday olması için yaklaşık 1,5 milyon gençle iletişim kuruldu. Katılımcı iletişimi kuruldu ve 100 bin genç, başvuran 100 bin gençle organizasyon başladı. 8 ay boyunca sürdü. Bugün inşallah finalleri ve bugünkü olan organizasyonla da kupalarımızı şölen halinde gençlerimize teslim etmiş olacağız. Kupa finali yapmış olacağız. İstanbul Gençlik Oyunları ödüllerle taşlanıyor dedik. Peki ilerleyen zamanlarda başka böyle faaliyetler, projeler olacak mı? Aslında benim özellikle burada yapmaya çalıştığım ve hayal olarak bunu kurmaya çalıştığım şey, gençlerimizin amaçları, hedefleri olsun. Biz büyükler olarak onlara imkanlar sunalım. Eğer onlar bu imkanlarla doğru yönlendirilirse o zaman başarılarıyla ilgili olan serüvende bizim de katkımız olur. Gençler onlara bir şey sunulduğunda fazlasıyla karşılık gösteriyorlar. Ona da ben şahit oldum. Çünkü bütün okulları gezdik. Herkesten müthiş bir ilgi var. Özellikle burada yapılan sonuç, yani bugünkü festivaldeki olan sonuç, öncesindeki mutfakta yapılan çalışmanın sonucu. O mutfak çok değerli. Biz gençlerimizin bu festivalle birlikte yeteneklerinin de keşfedildiğini, onların spor alanında, kültür, sanat alanında, teknoloji alanındaki yarışmalarda aldığı derecelerle bundan sonra hayatlarını etkileyecek hobilerin ya da mesleklerinin bu sayede oluşacaklarını da düşünüyoruz. O yüzden çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'yla konuştuk. Özellikle büyük bir emeğin olduğunu söyledi başkan. Ve 8 ay sonunda öğrenciler emeklerinin karşılığını alacaklar ve ödüllerine kavuşacaklar diyelim ve sözü tekrardan merkeze.